Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ateş yakıyoruz. Elbet bir sebebi var. Bugün iki tane bir ferik mavici, bir tane de arkadaşlar elimizde tek kalan Brahma orozumuzu kaybettik. Onun için ben de her zamanki gibi ölen hayvanlarımızı burada tüylerini ve dış, nasıl diyeyim, derilerini yakarak arkadaşlar köpeklere veriyorum boşa gitmesin diye. Neden yakıyoruz onu da söylemek istiyorum. Birincisi, bu hayvanlar arkadaşlar tavukları çiğ bir şekilde köpeklere verirseniz bu sefer hayvanlarınızı yemeye alışabilirler. En azından tütsülediğiniz, çevresini yaktığınız zaman o kokuyla tavuğun kokusunu almaz. Almayacağı için de yani bir sıkıntı yaratmaz. Ne siz ne de köpekleriniz adına. Onun için Lady de ateşi yaktık. Bekliyor tabii. Elimde Brahma horoz kalmadı. Ama Burhan Hoca'da bir tane daha var. Onu inşallah bu hafta gittiğimde alacağım arkadaşlar. Bakalım. Eğer alamazsam ne yapacağım? Brahma tavukları diğer arkadaşlar güzel bazı horozlarımla çiftleyip onlardan böyle gurk yatabilecek köy tavuğu gibi paçalı tavuklar da üretmeyi düşünüyorum. Olur, fark etmez. Yani Brahma ırkını devam ettirmek isterim tabii ki ama ya gerçekten arkadaşlar kolay değil. İki tane horoz vardı, öldü işte. Bu arada sizinle konuşurken ateş yanmayacak ha. Vallahi şimdi şunu şöyle bir koyalım. Ya kış ayında da ateş yakmak hem keyifli hem de zor. Şuradan şey alayım. Vay benim sikseklerim, canlarım benim ya. Ya sizi çıkartacağım ama kusura bakmayın çocuklar. Ya da durun. Rahatsız etmiyorum, durun. Bekleyin. Hiç rahatsız etmeyeceğim size. Çıkıyorsunuz mu? Çıkmayın. Şunları alayım birkaç tane, dur. Arkadaşlar, İsmail abi şunlardan getirdi. Ben de bunları yakmak adına güzel oluyor. Bunlardan alıyorum. Şu yerde de var bir tane, bundan alalım. Öksüz! Benim tatlı kızım. Öksüz de yakında arkadaşlar. Kızana gelebilir. Öksüz'ü 10 gün kapatacağız. Öksüz'e doğum yapmak yasak. Kısırlaştırmıyorum. Çünkü anatomisini bozmaya gerek yok. Kısırlaştırdığınız hayvanlar arkadaşlar anatomileri bozulur. Hızlı kilo alırlar. Karaciğer yağlanması, deri altı yağlanma derken ömrü kısalıyor arkadaşlar hayvanların. Bizim de onların ömrünü kısaltmak gibi bir şeyimiz yok. Önlem almak doğum yapmaması için nedir? Kapatırsınız bir yere. 10 gün kızan zamanı geçer. Ondan sonra arkadaşlar salarsınız. Hamile kalmaz, bir şey olmaz. Yine 4 ay 5 ay kafanız rahat eder. Köpeğiniz en azından hamile kalmayacaktır. Ya öksüzü neden yavru yapmasını istemiyorum? Öksüz arkadaşlar sokak köpeği olduğu için benim için fark etmiyor. Benim için canlı olması yeterli. Ama bir sürü yavrusu olacak. Bu sefer yavruların arkadaşlar maalesef çoğu insan cinsi ne diye, ah kafayı vurdum, cinsi ne diye soruyorlar. Onun için sokak köpeği denince almayacaklardır. Ondan dolayı şimdi bizde zaten köpeğimiz çok. Bakma sayısı arttıkça maliyetler artıyor. Onun için arkadaşlar öksüz bizim canımız. Biz onun elinden tuttuk. O bizim elimizden tuttu. Birlikte buraya kadar geldik. Lady'nin de kankisi. Lady arkadaşlar yakın zamanda, ne zaman? Aralık
Ocak, Ocak gibi falan. Ocak, Şubat, Mart. Şubat, ocağın sonu gibi kızana gelecektir. Lady'nin arkadaşlar yeni bir tane Lady'ye eş buldum. Müthiş bir akıllı bir golden. Onunla çiftleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu ateşi biraz daha yakıp, hatta şimdi gelelim de. Maalesef ben hiç dokunmadım. Sizlerle birlikte dedim. Alayım. Evet gençler. 5 tane, 2, 4, 6 tane gül gibi tavuğumuz var. Hepsi çok sağlıklı. Ama maalesef arkadaşlar horozumuzu kaybettik. Tavuklarımız hepsi çok iyiler. Sağlıklılar, yaşıyorlar ama kızlar, sizin kocanız kalmadı mı? Ama arkadaşlar horozları kaybettik. Bir tane şeyimiz var. Neydi bunun adı? Kolombiya Brahma. 5 tane de White Brahma'mız arkadaşlar bunlar. Güzel horozlarımız. Şey, tavuklarımız. Ne kızım. Haydi bakayım. Evet, bunu da her zamanki gibi alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Koca horoz gitti arkadaşlar. Ekmek de kalmamış zaten. Bir deri bir kemik olmuş. Biz de bunu hemen hem yakacağız hem hastalık falan da almaz. Bu horozlarımızın arkadaşlar ölüm sebepleri tamamen şey diyebilirim, kişisel. Yani bunu demekte kastım ne? Yani bir böyle geçici bir hastalık değil. Alt solunum yolu enfeksiyon. Bir şey oluyor işte hayvana. Küt diye gidiyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey. Bunu da burada yakacağız. Bir tane daha ölen ferimiz var. Onu da arkadaşlar birazdan alıp onları da böyle tüylerini güzel bir şekilde yakıp ondan sonra biraz da pişirip ondan sonra köpeklerimize vereceğiz dostlar. Hatta gideyim öbür tavuğumuzu da alayım. Zaten bir önceki videoda bizim şeyler almış arkadaşlar tavuğu. Bizim kim almış bunu? Bunu kim almış olabilir? Avcılar almaz. Neydi, tavuğu aldın mı sen? Allah Allah. Şimdi tavuğu kim aldı onu bulmak lazım. Tavuğu kim aldı? Tavuğu Leydi almamış. Yani ölmüş tavuğu alıyorlar mı? Alıyorlar arkadaşlar ama avcılar yine gitmiş. Avcılar yok. Büyük ihtimal demin çıktılar. Yukarı dağlara gidiyorlar. Yani genlerinde var avcılık ruhu. Arkadaşlar kupayları durduramıyorsunuz. Acayip bir şey. Maalesef bizim köpeklerden biri almış. Ama şunun garantisini veriyorum. Bizim canlı hayvanlarımız hiçbir şekilde bir şey demiyor hayvanlarımız. Köpeklerimiz. Onlar benim için hep sıcak. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel, gel, gel. Hadi gözümü seveyim, yan yana, yan gözümü seveyim yani. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar, Brahma horozumuzu kaybettik. Bir tane de mavici ferik vardı. Hastaydı zaten. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya ben kümese girdiğimde, bir hayvanı hasta gördüğümde iyileşip iyileşemeyeceğini kesinlikle anlıyorum. Yani diyorum ki bu hayvana tedavi yaparsanız iyileşebilir, yapmazsanız iyileşemez. Yaparsanız iyileşemez, yapsanız da iyileşemez. Karıştı. Yani bazı şeyler tecrübe. Bunu anlat abi diyenler var. Abi bunu bakınca anlıyorum. Bunun belli bir şeyi yok yani. Tavuğu elinize alıyorsunuz. Tavuğun göğüs kafesindeki o etlerin bitmesi falan. Zaten orası bitmişse tavuğun göğüs kafesi.
Ya yemin ederim o tavuğa ne yapsanız kurtulamaz. Onun için bunlar yaşanacak şeyler. Yine bugün kümeste hayvanlarımızdan bir tanesini de kaybettik. İki tanesini daha doğrusu. Bu son bir ay içerisinde işte ikinci oldu. Bu şekilde. Bu tarz ölümler çok normal. Yine söylüyorum, olacak ve olmaya da devam edecek. Önemli olan damızlık hayvanlarınızın kaybedilmemesi. Bugünkü bizim için kötü sonuç Brahmaların horozunun daha olmaması. Ama Burhan Hoca'da bir tane yedeği vardı. Geçen hafta konuşmuştuk. Onu almaya gideceğim. Onu aldım mı da onlara yeter diye düşünüyorum. Bulamazsak da eğer o da elinde kalmamışsa arkadaşlar ben de onları gider sükseklerle, şu horozlarla çiftlerim. Yine bir şekilde üretimimizi farklı paçalı tavuklar yaparız biz de. Onun için ben niye bunu söylüyorum? Paçalı başka ırklarla çiftleşen Brahma türlü tavuklar çok güzel köy tavuğu ortaya çıkartıyor. Hem gurk özelliği çok iyi oluyor hem de et özelliği çok iyi oluyor. Onun için ben de arkadaşlar bu kadar krizin olduğu, yumurtanın pahalandığı bir dönemde de biraz da kendimize çıkacak yumurta tavukçuluğu da yapmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Biz dediğimiz gibi bunu bir temizleyeceğiz, köpeklerimize vereceğiz. Ondan sonra hayatımıza yine devam ediyoruz. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygılar, sevgiler. Bu hafta arkadaşlar yeni yılınızı kutlayarak gideceğiz. Hepinizin şimdiden yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Huzur, mutluluk, sağlık. Gerçekten helaliyle para arkadaşlar diliyorum hepiniz için. Selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere.